Bu videoda arkadaşlar bir önceki videoda yaptıklarımızın üzerinden geçmek istiyorum ki bir sağlamlaştıralım. Şimdi diyelim ki elimizde rastgele seçilmiş iki değişken var. X değişkeninin olasılık dağılımı şu şekilde olsun. Normal bir dağılım olmak zorunda değil ama ben yine de normalmiş gibi çizeceğim buraya. Evet bu X değişkeninin dağılımı. Burası X değişkeninin popülasyon ortalaması ve tabii ki bir de standart sapması var. Standart sapmasız olmaz. Ya da bir saniye bunun yerine önce varyans hakkında biraz konuşalım. Çünkü varyanssız da olmaz. Evet bu da varyansı olsun. Buraya tüm bunların x değişkeni ile alakalı olduğunu da aşağıya not ediyorum. Sıra ikinci rassal değişkenimizde. Önce x değişkeni için yaptıklarımızı şimdi ikinci rastsal değişkenimiz olan y değişkeni için de yapalım bu dağılımı evet ve dağılımın parametreleri de burada gerçek ortalaması yani popülasyon ortalaması ve bu da varyansı. Bu dağılımı da normal bir dağılımmış gibi çizmiş olmama rağmen normal olması gerekmediğini de hatırlatmak istiyorum. Çünkü yeteri kadar büyük olan bir örneklem boyutumuz olduğunda merkezi limit teoremi geçerli olacak. Bunu da söyledikten sonra bu değişkenlerin örnekleme dağılımlarını şimdi birlikte inceleyelim. Evet, x'in örneklem ortalamasının örnekleme dağılımı örneklem boyutu da n olsun. Şimdi bunu çizmeye çalışalım tahmin ettiğiniz gibi bir dağılım elde edeceğiz. Bu arada n'in yeteri kadar büyük bir sayı olduğunu varsayıyorum. Evet, bu normal bir dağılım olacak ya da normal bir dağılıma yaklaşacak demeliyim. Bir dakika bir saniye. Bir daha çizeceğim çünkü daha dar olmasını istiyorum. Evet, önce ortalamayı çizelim. Örnekleme dağılımının popülasyon ortalamasını üzerinde çizgi olan x ile göstereceğiz. Üzerinde çizgi olan x bize bunun örneklem boyutu n olduğunda ortalamanın dağılımı olduğunu ifade ediyor. Bunun bu rassal değişken için popülasyon ortalamasına eşit olduğunu da biliyoruz ve merkezi limit teoremine göre de örnekleme dağılımının e, varyansı ya da ortalamanın standart hatası popülasyon varyansının Buradaki n'e bölümüdür. Bölü n. Standart sapma için de bunun kare kökünü almamız yeterlidir. Öyle değil mi? Hatırladınız mı? Şimdi aynı şeyi yine y rastsal değişkeni için yapacağız. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımı. Evet, buradaki değişken y olacak. Bu örneklemin boyutu da farklı olsun. Farklı olması şart değil tabii de. Siz, e, size farklı olabileceğini de göstermek iste, istediğim için böyle yapıyorum. Evet. Bunun boyutu da n değil, m olsun. m olsun yani. Evet, şimdi dağılımı çizelim. Yine popülasyon dağılımına göre dar bir dağılım çizeceğim ve yine örneklem boyutu yeteri kadar büyük olduğu için dağılım da yaklaşık olarak normal olacak. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının ortalaması da daha önce birçok kere gördüğümüz gibi yine popülasyon ortalamasına ve örneklem ortalamasının varyansının ya da ortalamanın standart hatası da diyebilirim. O hayır diyemem çünkü standart hata bunun karekökü pardon. Sanırım aynı hatayı ben, ben de yaptım burada da yaptım. Buna standart hata e, dediysem bu yanlış olur özür diliyorum. Tekrar ediyorum. Ortalamanın standart hatası bunun kareköküdür. O yüzden diyemeyiz. Bu ortalamanın varyansı anlaştık mı? Kafanız karışmasın. Anlaştık mı? Evet. Nerede kalmıştık? Burada baştan alıyorum. Bir dakika. Evet. Ortalamanın varyansı da popülasyon varyansının m'ye yani m bölümüne eşit olacak. Şu ana kadar sadece tekrar yaptık. Daha önce yaptıklarımızdan tek farkı iki tane rastsal değişken kullanıyor olmamız o kadar. Ve iki farklı rassal değişken kullanıyor olmanın tabii ki de bir sebebi var. Çünkü size şimdi yeni bir rastsal değişken tanımlayacağım. Tanımlıyorum. Hazır mıyız? Geliyor ve işte karşınızda Z z örneklem ortalamalarının farkına eşit. Tanıştırıyorum. Z arkadaşımız. Örneklem ortalamalarının farkına eşit kendisi. Yazıyorum. Z eşittir. Aynı renklerle devam etmem lazım. X'in örneklem ortalaması eksi Y'nin örneklem ortalaması. Peki sizce bu ne demek olabilir? Örneklem ortalaması için, bu arada bu dağılım için konuşuyorum. Buradaki popülasyondan en tane örneklem e, çekiyoruz. Örneğin n e, 10 ise eğer 10 tane örneklem alıp bunların ortalamalarını buluyoruz. Örneklem ortalaması da böyle rastsal bir değişkendir. Anlaştık mı? Diyelim ki buradan 10 tane örneklem aldım ve ortalama 9,2 çıktı. 9,2 buradaki dağılımdan çekilen bir örneklemdir. Aynı şey buradaki m e, sayısı m için geçerli yani. Eğer m 12 ise 12 tane örneklem çekiyoruz ve ortalamasını buluyoruz. Ve bulduğumuz örnekleme ortalaması da diyelim ki mesela atıyorum 15,2 çıkmış olsun. 15,2 buradaki dağılımdan çekilen bir örneklem oluyor aslında. Örnekleme e, dağılımından çekilen bir örneklem. Tamam mı? Evet, tamamsa şimdi z'ye geri dönelim. Çok beklettik z'yi. z için Buradaki popülasyon dağılımından en tane örneklem çekip ortalamasını bulup, buradaki popülasyon dağılımında da en tane örneklem çekip ortalamasını bulup, ilk ortalamadan ikinci ortalamayı çıkarıyoruz. Dediğim gibi Z, bakın farklı bir rastsal değişken. Peki Z'nin dağılımı nasıl? Çizelim mi? Z hakkında bildiğimiz birkaç şey var. Bir kere iyi çocuktur. Z çok iyi çocuk. Bunun haricinde de bildiklerimize, şimdi bakalım son videodan hatırlayacaksınız. Z yerine Aynı yeşili kullanayım da kafamız karışmasın. Evet. Z yerine üzerinde çizgi olan x. Yani x'in örnekleme dağılımından aldığımız bir örneklem ya da x'in örnekleme ortalaması diyelim. Eksi y'nin örnekleme ortalaması yazıyorum. Evet. Bunu bir önceki videoda görmüştük. Hatta burada da olması lazım. Heh, bakın. Evet. Farkın ortalaması ortalamaların farkına eşit olacak. O halde bu yeni dağılımın ortalaması, x'in örnekleme ortalamalarının ortalaması, eksi y'nin örnekleme ortalamalarının ortalamasına eşit olacak. Ortalamaların ortalaması, ortalamalar gel beraber bir ortalama açalım demiş gibi bir tekerleme olacak. Şu an tüm bu harfler ve sembollerle her şey biraz soyut gelmiş olabilir. Benim yaptığım tekerleme şakası da üstüne tüy dikmiş olabilir ama bir sonraki videoda bunları sayılarla yapacağız ve o zaman daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Bu videoyla ortalamalar farkı ile ilgili çıkarımsal istatistikler elde etmeye çalışıyorum. Hedefim bu. İki örneklemin ortalamalarının farkının rassal şansa bağlı olmasının olasılığı nedir? Ya da ortalamalar farkı için güven aralığı nasıl oluşturulur? Evet, amacım bu. Her neyse, bu dağılımın ortalamasını biliyoruz. Peki, varyansı için ne söyleyebiliriz? Bir önceki videoda bunu konuşmuştuk. Bunu bulmuştuk da hatta. Eğer iki rastsal değişkenin farkını alıyorsak, varyans o iki rastsal değişkenin toplamına eşitti. Bu videoda varyansların farkı yerine toplamlarını düşünmeniz, yani düşünmemiz gerektiğini göstermeyi size amaçlıyorum. Haydi yazalım. Bu yeni dağılımın varyansı, henüz dağılımı çizmedim ama dağılımın varyansı, üzerinde çizgi olan x eksi üzerinde çizgi olan y, bu dağılımların varyanslarının toplamına eşittir görselleştirmek için bu dağılımı da çizmek istiyorum. Her ne kadar bu da yine normal bir dağılım olsa da ortalama burada olacak. Ekranı biraz aşağı kaydıralım. Üzeri çizgili x eksi üzeri çizgili y'nin ortalaması. Buradaki ortalamaların farkına eşit olacak. Tekrar yazmayacağım. Evet eğriyi de çizelim. Dikkat ederseniz daha geniş bir eğri çizdim. Neden? Çünkü buradaki varyans diğer varyansların toplamına eşitti. Bunun içinde bu dağılımın varyansı ya da standart sapması diğerlerinden daha büyük olacak. Üzeri çizgili x eksi üzeri çizgili y'nin varyansı. Peki şimdi orijinal popülasyonları düşünecek olursak tüm bunlar ne anlama gelir? Bunları bulmuştuk. Mesela bunun popülasyon dağılımının varyansının n'e bölümü olduğunu biliyoruz. Daha önce birçok kez yaptık. O halde buraya bunun yerine x değişkeni için popülasyon dağılımının varyansı bölü n yazabilirim. Dikkat edin. Bu x'in üzerinde çizgi yok. Çünkü bu popülasyon dağılımı. Popülasyon dağılımının üstüne çizgi çekemezsiniz. Evet. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımı değil yani. Lütfen karıştırmayalım. Böyle n'i de yazalım. Buna y'nin örnekleme ortalamasının varyansını da ekleyeceğiz. Şimdi Y için şu ana kadar mavi kullandık. Onun için bunu da maviyle yazacağım. Bunu da daha önce gördük. Aynı mantıkla yine Y'nin popülasyon dağılımının varyansı bölü M. Evet, başındakini de yazalım. Örneklem ortalamalarının farkının varyansı. Standart sapmayı da bulmak isterseniz iki tarafında ne yapıyoruz? Karekökünü alabiliyoruz. Bu kadar basit. Hadi yapalım. Sol tarafın karekökünü alalım karekökünü alırsak örneklem ortalamasının farkının standart sapmasına e, sapması eşittir. Karekök içinde x'in popülasyon dağılımının varyansı bölü n artı y'nin popülasyon dağılımının varyansı bölü m uzaklık formülüne benziyor öyle değil mi? İstatistikte ilerleyip daha zor konularla çalışırken yaptıklarımızı görselleştirmeye çalıştığımızda bunu kullanacağız arkadaşlar. Ama şimdi ortalamalar farkı konusunda çıkarımlar yapabiliriz. Eğer elimizde iki örneklem varsa İkisinin de ortalamasını bulup bunların farkını bulursak bu farkın şans eseri olup olmadığı konusunda bazı sonuçlar elde edebiliriz ki bir sonraki videoda da bunu yapacağız.